Videolarda anlattığım hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. YouTube kanalında sizlerden gelen talepler doğrultusunda dijital varlıklarla ilişkileri olan konuları doğru düzgün incelemeye çalışıyorum. Aynı zamanda yeni bu YouTube kanalının ekibiyle birlikte uzunca bir süredir geliştirmekte olduğumuz bir dijital varlık projesi mevcut. Bu projeyle ilgili bilgileri kanaldaki canlılar kısmında, inceleme videolarını ise videolar kısmında bulabilirsiniz. Eğer sizin de bu YouTube kanalında incelenmesini istediğiniz bir proje varsa yine bu YouTube kanalındaki Pathfinder anket uygulaması videosunu izlemenizi öneririm. Yine bu Pathfinder anket uygulamasına göre bu videonun konusu Multivac, bu videodan bir sonraki videonun konusu da Network Upgrade, Hard Fork gibi konuların ele alınması olacak. Hemen Multivac'e gelelim. Benim bu videoyu hazırladığım esnada Multivac projesi yaklaşık 1388. sırada ve yaklaşık 3,5 milyon dolar market cap'e sahip. Hemen web sitesine girip sloganından ne olduğunu anlamaya çalışalım. Slogan bize diyor ki bir blockchain platformuyuz ve bu blockchain platformu esneklikte öncü ve sharding yani bölünme sisteminde herhangi bir güven endişesi yok diyor. Bu açıklamaya baktığımızda esneklik ve bölünmeyi baz alarak oluşturulmuş bir blockchain platformu olduğunu zaten anlayabiliyoruz. Daha sonra birazcık daha detaylı bir şekilde anlamaya çalışacağız. Hemen kaynak kontrolüyle devam edelim. Multivac projesi öncelikle Ethereum ve Binance'de token olarak çıktıktan sonra kendi blockchain'i oluşturma macerasına girmiş. O yüzden Ethereum ve Binance Chain tarayıcılarını açıyoruz ve kendi tarayıcısını da açıyoruz. Ve kaynağını anlamaya çalışacağız. CoinGecko bize 10 milyar toplam kaynak demiş. Önce onunla başlayalım bir kere. Gördüğünüz Ethereum üzerinde bir 10 milyar kaynak var. Binance'in üzerinde bir 10 milyar kaynak var. Ve Multivac'e geldiğiniz zaman sağ en üst tarafta ekosistem diye bir link var tarayıcıda, orada MTV Scout diye bir link olduğunu göreceksiniz. Bunu tıkladığınız zaman yine bir tarayıcı açılacak karşımıza. Bu tarayıcıda da yukarıda chain'in altında MTV var, tokens'ın altında. Bu tokens'ta MTV'yi tıkladığımız zaman da cüzdan dağılımlarını görebiliyoruz. Buradaki cüzdan dağılımlarına baktığınız zaman içerideki miktarlar görünüyor ve yüzdelerini de görebiliyoruz. Buradan yaptığımız hesaba göre Multivac'in kendi blockchain'i üzerinde de bir 10 milyar kaynak var. Yani Ethereum, Binance ve Multivac'in üçünde de 10 milyar kaynak var. Peki toplam kaynağımız 30 milyar mı diyeceğiz? Hayır. Bu geçiş süreciyle alakalı meşakkatli ve karmaşık bir durumun içerisine girmiş proje. Eğer hem Ethereum hem Binance chain hem de Multivac'in kendi chain üzerindeki cüzdanların hepsini yeni sekmelerde açarsanız göreceksiniz ki bazılarında benzerlikler, bazılarında farklılıklar var. Bazıları aslında köprüyle geçmiş ama bazıları çift sayılabilir. Çok karmaşık bir durum. Şimdi ben videodan önce bir hesap kitap yaptım. Detaylı bir şekilde araştırma yapmaya gerek yok. Şu anda bence hani 15-20 milyar arası bir toplam kaynak varsayılabilir. Sirkülasyon kaynağı da böyle 6 milyarlar seviyesinde varsayabiliriz. Fakat bunları göz ardı ederek sadeleştirmeye kalktığımız zaman 10 milyarı toplam kaynak varsayarsak, çünkü sonunda Multivac kendi şeyinde geçecek ve orada tıkır tıkır her şey ilerlerken toplam kaynağı biz 10 milyar varsayabileceğiz. Bunu baz alırsak şu anda yaklaşık %20'lerde bir sirkülasyon kaynağı var diyebilirim. Peki maksimum kaynak nedir? Kendine ait bir blockchain olduğu için proof of stake bir temeli var. Yeni coinler ürüyor. Yıllık %3 civarı bir tabii ki enflasyon olacaktır önümüzdeki yıllarda. Yaklaşık 2-3 yıl kadar sonra başlayacak diye düşünebiliriz bunu. Maksimum kaynağımız sonsuz olacaktır. Çok minik seviyelerde artacak olacaktır. Ben videoya %20 sirkülasyon kaynağıyla devam ediyorum. Grafiğe geldiğimiz zaman CoinGecko'da yaklaşık 4,5 yıldır bulunduğunu görüyoruz. 4,5 yıllık bir grafik ve %20'lerdeki sirkülasyon tokluk döneminin yeni başladığını gösteriyor. Aslında %20 olmasa, bu geçiş süreci olmasa tokunun ise 4,5 yıllık grafik sayesinde tokluğun daha yüksek olduğunu söyleyebilirdik ama maalesef söyleyemiyoruz. Borsalara geldiğimiz zaman KuCoin, Maxi, Gate.io gibi borsalara girdiğini ve bunların yeşil yandığını görüyoruz şu anki durumda. Detaylarına girmeden önce hızlı bir özet geçiyoruz. Kaynak dağılımımızdaki riskimiz şu anda orta yüksek denilebilir. O geçiş süreci bayağı bir zorlayacak. Grafiğimizdeki riskimiz aslında orta düşük denilebilir. Çünkü grafikte gördüğünüz üzere geçmiş dönemdeki düzlükle şimdiki düzlük arasında bir fiyat farkı var. Bu aslında grafik konusunda projenin birazcık daha tok adım attığını gösteriyor. O yüzden riskimizi orta düşük diyoruz. Borsalardaki riskimiz düşük ama yine de az da olsa var. Çünkü kendi chain'e yeni giriş yapmış ve kendi chain'de o likidite altyapısı henüz oturmaya başlamamış. Borsa sayısı az olduğu için onlarla yaşanabilecek bir anormallik projeyi belki tehlikeye atabilir. Bunun çok çok az olduğunu düşünüyorum ama yine de düşük de olsa bu risk var. GitHub'la devam edeceğiz. CoinGecko üzerinde GitHub linkimiz yok. Web sitesine girdiğimizde en üstteki menüde en sağ tarafta GitHub linki olduğunu görüyoruz. Tıkladığımız zaman GitHub'da 6 tane paylaşım olduğunu görüyoruz. Bu 6 paylaşımın tamamı projeyle alakalı fakat bunların hiçbir güncellenmiyor. En son güncellenen 2022'nin Ocak ayında güncellenmiş. Yani 1,5 yıl kadar önce güncellenmiş. GitHub'dan projeye geçer not alamıyor. Projenin derinlerine gittiğim zaman ben çalışan birçok ürün gördüğüm için bu GitHub'ın neden böyle olduğunu araştırdım. Projenin kurucusu bu konuyla alakalı bir açıklama yapmış. Kodlar hala her şeyi %100 güvenli olduğu teyit edilmediği için
Burada public olarak herkese açık bir şekilde paylaşılmıyor diyor. Ama GitHub'ı kendileri kullanıyorlarmış. Burada bir sürü paylaşım varmış ve o paylaşımlar aslında gizliymiş. Ama kripto piyasasında burada açık paylaşımların sayısının çok olması önemli olduğu için GitHub'dan geçerli not alamıyor maalesef. Twitter'a geldiğimiz zaman yaklaşık 56K takipçi olduğunu görüyoruz. 56K takipçi ve düzenli paylaşımların devam ediyor olması 1400. sırada olan bir proje için oldukça iyi diyebiliriz. Twitter'dan geçen notu almış durumda. Şimdi tekrar web sitesine bir projenin ne olduğunu bir anlamaya çalışalım. Sonra da sitenin üzerinden çok hızlı bir şekilde geçmeye çalışacağız. Bildiğin üzere bu YouTube kanalında birçok projeyi inceledik. Ethereum, Polkadot, Cosmos gibi chainlerimiz var. Binance gibi chainimiz var. Harmony'yi buraya örnek koyabiliriz. Benzerliğinden dolayı Cardano'yu da buraya örnek koyabiliriz. Tabii biz incelediğimiz projemiz de şu anda MTV. Ethereum bildiğin üzere kendine ait özel bir sharding sistemiyle birlikte devasa bir platforma dönüşmüş durumda. Polkadot devasa bir platforma dönüşmüş durumda. Cosmos devasa bir platforma dönüşmüş durumda. Ve piyasada bu devasa platformlara dönüşmemiş olan Binance Chain gibi, Harmony Chain gibi kendi ağlarını geliştirip belli bir limitin üzerine çıkmayan, disiplinli bir şekilde proof of stake olarak hizmet vermeye çalışan blockchainlerimiz de var. Ve bunun yanı sıra Cardano gibi bazı özgün yaklaşımlarla proof of work olmasına rağmen katmanlı yapı oluşturan bazı blockchainlerimiz de var. Bunların her birinin videosu bu YouTube kanalında olduğu için inceleyebilirsiniz. Detaylarına şu anda girmiyorum. Bunların hepsini hatırladık sadece. MTV bunlardan en çok hangisine benziyor diye anlamaya çalışacağız. Şimdi birincisi MTV'de de sharding sistemi var. Katmanlı bir sharding sistemi ve burada esnek kelimesini kullanmalarının en büyük sebebi de bu sharding sistemi artabilir, azalabilir seviyede. Bu en çok hangisine benziyor? Buraya Near'e yazmadık ama. Near'a benziyor, Harmony'e benziyor, Cardano'ya benziyor ve bunlardan en çok hangisine benziyor dersek Harmony'e benziyor diyebiliriz. Çünkü MTV'de aslında bir proof of stake temelli blockchain, Cardano proof of work olduğu için burada birazcık ayrılıyorlar diyebiliriz. Near'da da bazı ekstra özellikler ve farklılıklar var. O yüzden ondan da birazcık ayrılıyor diyebiliriz. En çok Harmony'e benziyor fakat Harmony 4 şart temelli gidiyor. Gerektiği zaman 8, 12, 16 çıkabilir durumda ama buna yoğunlaşmış bir blockchain değil aslında. Ama MTV tam olarak buna yoğunlaşmış durumda ve şu anda bile zaten 64 tane aktif shard'ı var. Bu gerekirse çok daha fazla rakama ulaşabilecek şekilde tasarlanmış ve bunun sayısı artarken yine şuradaki açıklama Trusted Sharding bölünmeler gerçekleşirken aralarda köprü oluşmadığı için herhangi bir güven problemi yaşamanıza gerek yok diyor. Bana sorarsanız MTV'nin bu iç yapısı biraz detaylı araştırmaya çalıştım tabii ki videodan önce. Güzel bir iç yapı. Blockchain'in şu anda MTV blockchain'in yapısını benim beğendiğim top 10 blockchain'lerden bir tanesi denilebilir. Tabii bu top 5'e şu anda girebilecek seviyede değil. Ama top 10'a girebileceği seviyede diyebiliriz. Tabii ki bu fiyat artacak, uçacak, kaçacak demek değil. Projenin birçok konuda da eksisi var. Sonra bunları anlamaya çalışacağız. Bizim için önemli olan şeylerden bir tanesi neydi? Bu MTV token'ın bu işin içerisindeki rolüydü. Ağdaki komisyonlar için kullanılıyor, staking sistemi için kullanılıyor ve şu anda yok. Ama ileride governance sistemiyle alakalı da kullanılmaya başlanacak diye bir açıklama yapılmış ama şu anda çok ham bir durumda diyebiliriz. Token olarak da bu işlere yarıyor şu anda. Proje temel olarak bu şekilde. Bu temel üzerine inşa ederek ilerlemeye çalışıyor. Şimdi sitenin üzerinden çok hızlı bir şekilde geçelim. Sloganımızın hemen altında white paper'larımız var. 3 tane white paper'ımız var. Bunların her birinin amacı farklı. Teknik white paper, sharding white paper ve programlama white paper gibi. Altında bazı istatistikler olduğunu görüyoruz. Şu an 12.800 tane node olduğunu yani madenci makine olduğunu görüyoruz. 64 tane shard olduğunu görüyoruz. Buradaki rakamların çok fazla olduğuna bakmayın. Bunlar çok minimum seviyede çalışıyor şu anda. Daha fazla veri görmek istiyorsak şuradaki details'e bastığımız zaman buradaki verilerin ne olduğunu, nerelerden geldiğini anlatan bir makaleye geçebiliyoruz. Biz yukarıda az önce anlatmaya çalıştık. MTV'nin ne olduğu, trilemmayı çözüyoruz diyor işte. Az önce anlattığım yapıyla sharding yayıldıkça ölçeklendirilebilirlik konusu, güvenlik konusu, işte atıyorum hız konusu, komisyon konusu bu tip konuların hepsinin tıkır tıkır çözüldüğünü bize anlatmaya çalışıyor. Biraz aşağı indiğimiz zaman yine bu konuyla alakalı açıklamalar var. Hepsini çözebiliyoruz diyor. Dinamik sharding sistemiyle madenciler için adaletli bir dağılım oluyor diyor. Biraz daha aşağı indiğimiz zaman bunu görsel bir hale getirmiş. Fakat bu görsel hale getirdiği yer aslında ekosistem kategorisi altında. Burada ekosistemi bize anlatmaya çalışmış. Sharding sistemi sayesinde şartlara bağlı olarak her bir kategorinin ürünlerini o şartlara entegre edersek bu sayede ölçeklendirilebilirliği çok bir uygun bir şekilde yerleştirebiliriz ve her türlü kategoride hizmet verebiliriz gibi açıklamalar var. Fakat biz blockchain projelerini incelerken ekosistem linki altında aslında gerçekten çalışan ürünler var mı bunu anlamaya çalışıyoruz. Kaç tane gerçekten web siteleri var mı? Gerçekten uygulamaları var mı? Bunlar çalışıyor mu? Şimdi MultiVac'in en büyük eksilerinden bir tanesi bu. Az sonra zaten videonun sonunda bu konuya değineceğiz. Ekosistemin altında web sitesinde bunu göstermemişler.
Birisi gelip bu web sitesini incelediği zaman sanki hiçbir şey yokmuş gibi görmüyor. Halbuki tarayıcıya girdiğimizde, MTV SKAT tarayıcısına geçtiğimizde şuradaki ekosistemin altında bu uygulamalar var. Bunlar ana web sitesinde görünmüyor. Application'ın uygulamaların altında uygulamalar var. Depin'in altında var. Sıva para yüzleri var. Bir tanesini açalım. Ekosistemin altında linkler var. NFT'ler var. Bunlardan bir tanesini açalım. Gördüğünüz üzere bir swap arayüzümüz mevcut ve bu çalışıyor. Gerçekten MetaMask'a bağlanabiliyorsunuz multi-web ağında. Bunlar çalışıyor. NFT pazarlarımız da var. Hatta bir tane değil, 3 tane, 5 tane NFT pazarımız var. Hepsi çalışıyor. O yüzden şimdi biz ekosistemin altında kaç tane ürün var ve bunlardan kaç tanesi çalışıyor gibi bir analiz yapmaya kalkarsak yaklaşık 16 tane falan uygulama var şu anda ve bunlardan 14-15 tanesinin web sitesi çalışıyor ve bunlardan 8-9 tanesi uygulamaları ile birlikte çalışıyor. O yüzden aslında Multiway 1400. sırada olan bir blockchain projesine göre içinde çok fazla şey barındıran bir blockchain diyebiliriz. Gerçekten çalışıyor ve sharding sistemi falan güzel. Biraz aşağı indiğim zaman Keynote kategorisi altında sıkça sorulan sorular var. Bunlara yazmışlar ve cevaplarını yazmışlar. Proje ile ilgileniyorsanız mutlaka okumanız gerektiğini düşünüyorum. Biraz aşağı indiğim zaman roadmap'i görüyoruz. Roadmap'teki bir eksiğimiz şu. Şimdi 2018, 19, 20, 21, 22 görüyoruz. Ama 23 çok. Biz 2023'ü bile neredeyse bitireceğiz. Bir şey kalmadı yani. Fakat burada sadece 2022 görünüyor en son. Ve bu 2022'nin de %80'inin tamamlandığını görebilirsiniz. Buradaki yazıları eğer okursanız bize 2023'ün roadmap'i lazım. Web sitesinin güncellenmesi ve sahip oldukları içeriklerin, donelerin burada bulunması konusunda projenin çok büyük eksiği var. Biraz aşağı indiğimiz zaman partnerleri görebiliyoruz. Biraz aşağı indiğimiz zaman da dış önemli kaynakların bu proje hakkında söylediği bazı şeylere ulaşabileceğiniz linkler var, yazılara, yorumlara. En aşağıda sosyal medya linklerimiz var. Buraya gelmişken YouTube sayfasına girelim. YouTube sayfasına girmişken ekibe de burada değinmemiz gerekiyor. Çünkü sitenin başka bir yerinde ekiple ilgili bilgi yok. YouTube sayfaları da 12 tane video var şu anda. Bir yıl kadar önce böyle bir 15 tane kadar bir video çekilmiş. Fakat sonra video çekilme kesilmiş. Şimdi dediğim gibi sitede ekiple alakalı bilgi alamadığımız için YouTube sayfasını açmışken şunu konuşmamız lazım. Bir, projede bir yıl kadar önce çekilmiş olan videoların içeriği gerçekten dolu. Detaylarını düzgün bir şekilde anlamaya çalışmışlar. İki, bu videoların içerisinde böyle mavi mavi kapaklar olduğuna bakmayın. Her birinin içerisinde kişiler görünüyorlar ve konuyu gerçekten anlatıyorlar. Ekipteki kişileri görebiliyorsunuz. Birkaç tanesini. Ve kurucuyu burada görebiliyorsunuz. Şurada görünen kişi Mr. Sean isminde bir kişi. Bir yıl kadar önce bu YouTube kanalında aktifmiş. Birçok kez bu konuları anlatmaya çalışmış detaylarıyla birlikte. Fakat son bir yıldır pek aktif değil. YouTube'daki diğer kanallarda, röportajlarda falan da pek olan bir kişi değil. Ekibe ulaşmak, bilgi bulmak çok çok zor. Bunu birazcık Asya kökenli olmasına bağladım ben projenin. Ekipten tam geçer not almıyor. Çok da kötü değil diyebiliriz. YouTube durumumuzda bu şekilde. Gerçekten çalışan ürünler ekosistemi çıkmaya devam ettiği için YouTube'daki son bir yıldır paylaşımların olmaması çok önemli değil. Ama ekibi görmüyor olmamız önemli. Aslında görmemiz gerekiyor. Şimdi en üstteki linkler üzerinden devam edeceğim. Main'e tıkladığım zaman tarayıcıya gidiyoruz. Staking'e tıkladığım zaman tarayıcı üzerindeki staking sayfasına köprüyü tıkladığımız zaman çalışan bir köprü var şu anda. O açılıyor yine tarayıcı üzerinden. Gördüğünüz üzere Ethereum ve Binance üzerinde köprü yapılmış ve bu çalışır durumda cüzdanınızı bağlayarak çalıştırabiliyorsunuz. Ama tabii ki dikkatli olun bu tip şeyler yapmaya kalkarsanız. Buy MTV'ye bastığınız zaman MTV'ye satın alabileceğiniz borsaları burada görebiliyorsunuz. O borsalarda MTV'nin hangi ağdaki tokenını desteklediğini yanlarına yazmışlar. Tebrik ediyoruz kendilerini. Direkt satın alabileceğiniz de burada bir arayüz var. NFT'ye tıkladığınız zaman projenin ana ekibinin kendi oluşturduğu bir NFT pazarı var. Bu NFT pazarının sayfası açılıyor. Ve burada pozitif olan şey MTV token adım satım yapılıyor. Kendilerini bu konuda tebrik ediyoruz. Çünkü birçok proje NFT pazarı yapıyor ama gidiyor başka tokenlarla alım satım açıyor. GitHub'ı zaten az önce görmüştük. Kontakta bastığımız zaman da sayfa en aşağı geliyor. Sosyal medya linklerine bizi yönlendiriyor. Şimdi ekipten de bahsettik ve projenin ne olduğunu anlamaya çalıştık. Tekrar CoinGecko sayfasına gelip projeyi değerlendirmeye çalışalım. Önceliğiyle eksileriyle başlıyoruz. Şimdi geçiş sürecinde olması Ethereum, Binance Chain tamamen belki geçmek bile istemeyebilir. Ethereum ve Binance Chain üzerinde sonsuza dek kalabilir. Ama yine de tokenlar, ekosistem ürünleri ve konuyu ve topluluğu kendi ağlarına çekmesi yine de bir geçiş süreci demek. O yüzden tokenomics ile alakalı geçiş sürecindeki belirsizlikler ve şu anda piyasanın çok sert bir boğada olmayışı bu sürecin çok uzun ve meşakkatli bir süreç olduğunu gösteriyor. O yüzden burada bir eksimiz maalesef var. GitHub'ımızda bir eksimiz var. 6 tane paylaşım ve bunların public olarak diğerlerinin yayınlanmıyor oluşu. Bunları bizim düzenli olarak takip edemiyor olmamız kripto piyasasında gerçekten önemli. Özellikle yazılımcılar buna çok ciddi takılıyorlar. Bu konuda da ciddi eksi almış durumda proje. Bu eksilerin dışında projenin en büyük eksisi şu. Şimdi projede gerçekten çalışan ürünler var. Tarayıcının altında birçok özellik var.
Tarayıcının altında bir de şurada blokumuz vardı. O blokumuzu tıklamadık. O blokumuzun içerisinde de paylaşımların düzenli olarak devam ettiğini görebilirsiniz. Her ay ayın raporunu buraya koymuşlar. Burası da pozitif bir şey. Eksileri anlatıyorduk şu anda. Web sitesindeki en büyük eksiğimiz şu: ekosistem, çalışan ürünler, roadmap'imiz, takım. Bir kripto projesinde olması gereken asıl şeyler, web sitesinde olması gereken asıl şeyler web sitesinde yok. Web sitesi düzgün, arayüzü falan düzgün, sade tatlı bir şekilde projeyi anlatmaya çalışmış. Ama asıl olması gereken şeyler yok. O yüzden kripto piyasasındaki yatırım yapmaya yönelik bakan kişiler bu projeye geldikleri zaman ya bu proje nedir, ne değildir diye araştırmak için 40 takla atmak gerekiyor. Ekibe falan zaten ulaşamıyorsunuz. Çok zor. Bu sebeplerden ötürü burada çok çok büyük bir eksimiz var ama bu konuyla alakalı ipucu da şurada en üstte yazıyor gördüğünüz üzere. Çin ve işte Çinli kullanıcılarımıza, yani bir tek Çin lokasyonu değil, başka lokasyonda olsanız bile Çinliyseniz size hizmet veremiyoruz kusura bakmayın gibi açıklama yapmışlar. Asya temelli bir proje olduğu için, Çin ve çevresinde yasaklar olduğu için bu konularla alakalı kendilerine güveni almak için böyle bir açıklama yapmışlar. Ve kendileri de o bölgelerden oldukları için çok ciddi bir dezavantajları var. Bu sebepten ötürü belki ön yüzde her şey şu anda tam şeffaf değil diyebiliriz. GitHub'da her şey tam şeffaf olmayabilir. Bunun bütün detaylarını maalesef öğrenemedim. Ben kendi YouTube kanallarındaki tüm videoları izledim. Tamamını. Zaman harcadım yani. Gerçekten merak ettim. Tüm videoları izledim ama buna tam anlamıyla bir cevap bulamadım. Tokenomics konusu da buna dahil. Bunlar projenin eksileri. Artılarına gelecek olursak, bir kere grafikte gördüğünüz üzere önceki düzlük ve son düzlük arasındaki bir fiyat farkı var. Kademeli olarak yukarı doğru atmaya çalışmış. Bu tip projelerde potansiyel olma ihtimali var diyebiliriz. Bu birincisi. İkincisi, daha önce bir hype yaşadığı için belli bir topluluk, kitle oluşturmuş durumda. YouTube'daki videolarına da bakabilirsiniz. Twitter'a da bakabilirsiniz. Gerçekten bir kitlesi var ve hala projeyi takip ediyorlar. Üçüncü ve en büyük artıları. Ekosistemin altında gerçekten ürünler var ve tıkır tıkır çalışıyor. Dördüncü en güzel özelliği de blockchain'in kendi yapısının gerçekten güzel olması. Bugüne kadar incelediğimiz blockchain yapılarının içerisinde bence top 10'a girebilecek bir alt yapısı var, segmenti var. Tabii bu fiyat artacak anlamına gelmiyor kesinlikle. Yanlış anlaşılmaması gerekiyor. Peki 1400. sırada olduğunu varsayalım. Bu proje şu anda içinde bulunduğumuz artış trendi devam ederse tamamen bir boğa gelirse 6 ay boyunca bir sıçrama yapar mı? Kesinlikle aralarda bir yerde bir sıçrama yapacaktır. Peki sonra tekrar sert bir ayı geldiğinde çıkış yaptığı noktalara fiyat düşer mi? Düşme ihtimali var. Neden? Çünkü %20'lerde bir sirkülasyon miktarı varsaydık şu anda bir geçiş süreci var. Zorlu bir dönemin içerisinden geçirmiş durumda. O yüzden satış baskısı yeme ihtimali var ve fiyat tekrar çıkış yaptığı noktalara düşme ihtimali var. Fakat önceki bulgulara bakarsak tekrar düşse bile belki tekrar hemen üstüne atabilir. Bu soru işareti, böyle bir riskimiz az da olsa var. Peki ayı piyasası devam ederse 6 ay boyunca projeden yumuşak trendli bir düşüş bekleriz. Sert bir trend beklemeyiz ta ki bir sonraki boğaya kadar. 1400. sırada olan bu projenin şu anki hali hazırda içinde bulundurduğu uygulamalar, işte web siteleri, alt segmentler, kendi blockchain yapısı, sadece bunlar bile projenin aslında 700 ila 800 arasında bir yerde olmasını gerektiriyor. Ama yine az önce konuştuğumuz gibi özellikle web sitesinde bunlar görünmüyor. Yani buraya denk gelen kişi bunların var olduğunu fark edemiyor. O yüzden bu işlerin çözülmesi lazım. Özellikle web ile alakalı, ekiple alakalı birçok konunun, marketing ile alakalı birçok konunun çözülmesi lazım. Bunların çözüldüğünü varsayarsak proje 1400'lerden 700 ile 800 arasına hızlı bir şekilde gelecektir. Buradan hızlı bir şekilde geldiği sırada da yine fiyat yukarı çıkacak diye bir kaide yok. Neden? Çünkü %20'lerde varsaydığımız sirkülasyon ve geçiş süreciyle alakalı işler çözülerek devam edilirken, bu işlerde çözülerek devam edilirken sıralamada yukarıya çıksa bile fiyat yukarı atmayabilir. Çünkü sirkülasyona yeni çok fazla token girme ihtimali var. Bunlar dikkat edilmesi gereken şeyler ama şu anki haliyle bile 700-800 arasında aslında olması gerekiyor. Bütün bu bilgilere dayanarak artış trendi devam ederken 1400'ün çevresindeki projeler 10x yaparken ben bu projeden yaklaşık 12x civarı bir hareket beklerim. Aslında buraya kadar yapacaktım yorumu, fakat bu projede özel bir durum var. Bunu da hatırlamamız gerekiyor. Özel durum şu: Asya kısmında, özellikle Çin çevresi kısmında oluşturulmuş sharding sistemini oturtmaya çalışan, sıfırdan yazılmış özgün bir blockchain projesi var karşımızda. Özene bözene 4 yıldır ellerinden geleni yapmaya çalışmışlar. GitHub'da her şeyi göremediğimiz için son dönemdeki aktiflikleri hakkında tam net bilgimiz yok. YouTube'da son dönemde çok güncellenmediği için. Fakat Hong Kong tarafında pozitif gelişmeler var biliyorsunuz, blockchain ve kripto ile alakalı.
Bu pozitif gelişmeler Çin'e, Güney Kore'ye, Japonya'ya böyle güdümlü bir şekilde sıçrama ihtimali olursa Multivac projesi bu haberlerden çok fena derecede pozitif etkilenebilecek bir proje. Bunun gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini hiçbirimiz öngöremeyiz. Fakat böyle bir şey gerçekleşirse Multivac bundan gerçekten faydalanır. Ve faydalanırsa içinde 100x, 1000x barındırıyor olabilir. Bunlar kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Böyle bir ihtimal olduğunu düşünüyorum bu proje için. Birileri yatırım yaptıysa inşallah böyle şeyler olur ve kazanırlar. Dediğim gibi yatırım tavsiyesi değil. Lütfen çok dikkatli olun. Daha fazla araştırma yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.